Keşke Yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Ama bir baba, saf bir anne. Vicdansız, şerefsiz bir amcayla yenge. Niye böyle dediğimi çok iyi anlayacaksınız. Belki siz benden daha ağırlarını konuşacaksınız. İnanılmaz şeyler var. Neyse çok fazla detaya girmeyeyim. Mektuba geçelim. Üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. İyi akşamlar kardeşim. Ben senin 50 yaşlarında bir ablanım. Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun inşallah. Cümlemize inşallah. Rabbim yaptığın bu programdan dolayı senden razı olsun. Pek faydalı bir iş yapıyorsun. Takip eden gençlere pek bir hayrın dokunuyor, ibret oluyor. Yazarken sık sık yazım yanlış yapabilirim. Onları da hoş gör, sen düzeltiver. Daha pek alışkın değilim telefon denen merete. Zamanında çok kitap okurdum. Bulduğum gazete, dergi ne varsa okurdum, hala da okurum. Çene var da, konuşmaya gelince dilim pek döner de yazmaya gelince kalem gibi olmuyor işte bu icat. İşte dedim ya, sen hoş gör, düzelt oku. Ama mutlaka oku benim mektubumu, olur mu güzel kardeşim? Sen de hatırım kalır yoksa. Ben de sana içimi dökmek istedim. Sanki bir kardeşime derdimi döker gibi yazayım istedim. Seni hep dinler, pek de severim. Ağzına sağlık, dert görmeyesin inşallah. Benim hikayemi isterim ki analar babalar dinlesin. Dinlesin ki örnek alsınlar. Dinlesinler ki evlatlarını bir başına bırakmasınlar. Kel de olsalar, topal da olsalar evlatlarının başında dursunlar. Güvenmesinler öyle kimselere. Gözleri hep üzerinde olsun evlatlarının. Benim 3 evladım var. Hepsi boyumu aştı. Evli barklı oldular. Yine de hala vallahi bir dakika olsun yalnız bırakmıyorum. Gözüm hep üstlerinde. Dinlesinler de onların evlatları da benim çektiklerimi çekmesin. Kimselere emanet etmesinler yavrularını. Bu kadar çok evlat üstüne konuşunca ne yaşadı bu kadın demişsindir belki. Ah kardeşim, geldim 50 yaşıma. Değirmende artmadım ben bu saçları. Ben yazayım, sen de okuyiver. Bak bu ablan neler yaşamış neler. Benim anam rahmetli safça bir kadındı. Hani öyle iyi niyetli anlamda saf değil. Bayağı safçaydı. Öyle aklı hinliğe kötülüğe işlemezdi. Söyleneni de kolay kolay anlamazdı. Şimdilerde olsa tıp ilerledi. Hani onun da neden öyle olduğunun adını koyarlardı ya. Yıllar evvel öyle değildi. Babam rahmetli de amaydı. Yani gözleri görmez idi. Tavuk karasıymış. Öyle derlerdi. Ondan görmezmiş gözleri. Kör diye kız veren olmayınca aramış taramışlar, almışlar anamı. Gözleri görmez birine düşen saf anam, şaşkın anam. Bir de iki çocuk olunca iyice saflaşmış. Şimdi derler niye iki çocuk etmiş o haliyle. Ben 50 yaşındayım. O yıllarda korunma neyim yok pek bilinmezmiş. Gerisine kalırdı çoluk çocuk. Kalan doğardı el mecbur. Anamın da öyle olmuş işte. Allah'tan iki çocukta kalmış o iş. Yoksa kaç sabiye zebil olurdu bizim gibi kim bilir. Anam rahmetli ev işini denk yapamaz, çamaşır bulaşık aklından gelemezdi. Etmek isterdi de beceremezdi. Çok pislik içinde yaşadık sonra. Ama yine de bunlar işin cilveleriydi. Keşke tek derdimiz pislik olaydı. Pişmemiş aş, süpürülmemiş ev, taranmamış saç, temiz pak kıyafet olaydı. Ben bir ömür o pislik içinde yaşasaydım da yine de onlar yanımda olaydı. İlk ben doğmuşum anamdan. Çok da zor doğurmuş beni rahmetli. Aklımın erdiği zamanlarda anlatırdı. Nasıl zorla doğurduğunu, nasıl acılar çektiğini, çok severdi parmaklarına kına yakmasını. Kınalı parmaklarıyla hem saçımı sever, hem masal anlatır gibi anlatırdı. Allah rahmet eylesin. Çok uğraşmış kör gözleriyle babam. Çok çabalamış beni büyütmek için. Anamın saf olduğunu bilirmiş bilmesine de, görmediğinden bilmezmiş evin halini, pisliğini, temizliğini. Lakin yine de anlarmış anamın bana bakmayı beceremediğini. Hatırladığım çok pis kokardı bizim ev. Dışarıdaki çöplükten farksız kokardı hem de. Rahmetli babam süt ısıtır verirmiş kör gözleriyle. Anam rahmetli emzirmesini de beceremezmiş çünkü. Hiçbir işi beceremediği gibi zorla temizlermiş altımı. Kör olunca bir de anam gibi safını bulup da evlendirince anası, atası, adı batasıca kardeşleri
Atmışlar başlarından, çekmişler ellerini eteklerinden, üstlerinden. Saf anam, kör babam kalmışlar bir gece konduda bir başlarına. Konu komşu yemek verirmiş. Ekmek verirmiş de öyle idare ederlermiş. Ben yetmezmişim gibi üstüne bir de oğlan kardeşim doğunca iyiden iyice şaşmış kalmışlar karı koca. Ben 3 yaşındaymışım oğlan kardeşim doğduğunda. Ağzım yüzüm hep yara olmuş. Her yerlerim uçuk olurmuş da yemek bile yiyemez hale gelirmişim. Sadece ben mi? Oğlan kardeşim benden daha beter olurmuş. Bakan çeken olmayınca haliyle perişanlık içinde büyümüşüz işte. Öyle böyle öldürmeyen Allah öldürmez derler ya, biz de ölmemişiz. Bir de güzel Mevlam üstüne ömür verdi mi yaşatırmış. Beni de erkek kardeşimi de öldürmemiş, yaşamışız. 6 yaşlarıma geldiğim zaman artık ağır ağır aklımın erdiği dönemlerdi. Babam rahmetli oturtur dizine, geçmişten anlatırdı. Ben de çocuk aklıma dinlerdim. Dinledikçe babama destek olayım diye elimden ne gelirse ederdim. Daha o yaşta erkek kardeşime süt verirdim. Küçük gelmesin sakın yaşım. İnsanoğlu bu. Mecbura kaldın mı büyük insanoğlu verir yaşı kaç olursa olsun. Babamla elimizden geldiğince kardeşime bakar, saf anamı idare eder, çorbamızı kaynatıp yaşayıp giderdik. Biz kendi halimize ömrümüzü sürerken büyük amcamla oğlunu da işte tam o zamanlarda gördüm. Niye gelmişti? Gelmekteki amacı neydi? Bilmediğim amcama dikkatli bakmıştım. O yaşıma kadar ne arayan ne soran amcam burnunu tıkaya tıkaya girmişti bizim eve. Koltuğumuzu beğenmeyip ayakta bekleyip inceledi bir güzel etrafı. Babam benim elimden tutup "Büyük emmim bu. Öp kızım elini." deyip elini öptürtmüştü amcamın. O da cebinden bir kırmızı şeker çıkartıp vermişti elime. Ama ne sevinmiştim. Altı üstü bir akide şekeriydi. Ama ben yokluktan doğru düzgün şeker görmemiştim ki. Hatta Allah affetsin, bencillik edip oğlan kardeşimden gizlice yemiştim o şekeri. Bölük pörçük hatırlıyorum o günü ben. Büyük amcam olduğunu daha yeni öğrendiğim adam babamı karşısına aldı. "Kendinize baktığınız yok kardeşim. Bu iki çocuk zebil olur elinizde. Devlete verek bunları, gül gibi büyürler." demişti. Ben neden bizi vermekten bahsettiklerini anlamak ister gibi babama baktım. Lakin babamın bizi vermeye hiç niyeti yoktu. Çocuk aklımla anlayabiliyordum. "Ben bakarım ha, sen tasa etme. Bu yaşa kadar getirdim çok şükür. Bundan böyle de bakarım." deyince amcam zaten bir parçacık canı olan babamı öfkeyle omzundan ittirip "Sen buna bakmak mı dersin? Gözün ama, görmezsin de gönlünde mi ama oldu? Eve kokudan girilmez olmuş. Sizin evin kokusu 7 metre ileriden duyulur. Mutfağa kurtlar basmış. Yiyecek bir lokma ekmeğiniz yok. Her yer ekmek kırığı, her yer pislik. Çocukların pis kokudan yanına varılmaz. Bu mu senin bakmak dediğin lan?" dedi. Babam boynunu büktü. "İyi de ağa, nasıl verem çocukları? Ben ne ederim onlar olmadan?" dedi. "Vermek diyordu babam. Bizlik vereceği öyle mi demişti?" Anlamamıştım ama yine de içimi bir korku sarmıştı. Koşup babamın bacaklarına sarıldım hemen. Ben sarınca babam olduğu yere oturdu. Ben de dizini alıp sarıldı öptü. Hiç unutmam o öptüğünü. Anam oturduğu divandan sessiz sessiz izliyordu. O zaman amcam tekrar konuşmaya başladı. "Hiç değilse kızı ver. Bak kız başına bir iş gelir buralarda, nasıl koruyacaksın o zaman? İti var kopuğu var, ne edeceksin? Serserinin biri çeker bir kötülük ederse." dedi. Amcam konuştukça babam ağlıyordu. Çok iyi hatırlıyorum. Onun gözlerinden yaş akmazdı ama yine de içini çekerek ağlardı. Yine ağlıyordu işte. Gözünden yaş akmasa da yüreğinden akıyordu. Çünkü amcam babama göre haklıydı. Ben neden onca zaman sonra geldiğini anlamadığım amcama baktım ters ters. Çünkü babamı çok üzmüştü. Hiç sevmemiştim amcamı. Belki babamla irtibatları vardır, belki onunla görüşüyorlardı da ben bilmiyorumdur. Ama eve gelip gitmemişti o güne kadar. Onu adım gibi bilirim. Çünkü gelse bilirdim, gelse kesin görür, hatırlardım. Neyse, babam saf da olsa anamı aldı karşısına. "Neydi hatun, verek mi çocukları?" dedi. Anam boynunu büktü. "Ben bilmem ki, sen bilirsin. Verek dersen verek, dursun dersen dursun." dedi. Ben bir babama, bir anama, bir de dönüp amcama bakıyordum. Anam gitmesin dememişti. Babam görmeyen gözleriyle bana bakar gibi yüzünü yüzüme çevirdi. İşte o an içim cızetti. Anlamıştım. Babam bizi verecekti. Babamın ağzından çıkacakları beklemeye başladım. Babam o 3-5 kelimeyi bir anda ediverdi. "İyi o zaman. Al götür ikisini ha," dedi. Ben daha neyin ne olduğunu anlamadan amcam beni aldı kucağına.
Son kez müsaade etmedi anama babama sarılayım da doya doya öpeyim. Babamın arkamızdan bir şeyler dediğini duydum. Ama ne dediğini anlamadım. Yanına gelen oğlu da kardeşimi kaptığı gibi çıkardılar bizi evden. Bindirdiler arabaya, başladılar bizi götürmeye. Kim bilir nasıl üzülmüştür babam ardımızdan. Kardeşime sarıldım sıkı sıkı, ikimiz de ağlamaya başladık. Bir süre kardeşimle ağlaya ağlaya yol gittik. Sonradan çocuk esirgeme kurumu olduğunu öğrendiğim kurumun önüne gelince kardeşimi kollarımdan alıp amcam indirdi arabadan. Ben arabanın içinde kardeşim diye bağıra bağıra amcamın oğluyla kaldım. Amcamın oğlu beni kollarından sıkı sıkı tuttu. Amcam da birkaç saat sonra bir başına gözümün önündeki o büyük binadan çıkıp geldi. Yanında kardeşim yoktu. Ben yeri göğü yıkarken arabayı çalıştırdığı gibi kardeşimsiz devam etmeye başladık. Ben ağlayarak, çırpınarak inmek istedim. Ama amcamın oğlu öyle sıkı tutmuştu ki kurtulup inmem mümkün olmamıştı. Hoş, giden arabadan nasıl ineceksem? Ne kadar yol gittiğimizi o çocuk aklımda bilmem açıkçası. Ama bir süre sonra içimi çeke çeke uyuyup kalmıştım. Bir evin önünde durunca amcam çağırdı, uyandırdı beni. Hava kararmıştı biz gelene kadar. Bahçesi olan güzel bir evdi burası. Ev hem bizim evimizden güzeldi hem de temizdi. Ben ağzımı açmış nereye geldik diye bakarken amcam kolumdan tuttuğu gibi çekti beni. Eve girdik beraber. Ben çekinerek yürüdüm amcamın yanında. Beni salona doğru götürünce yengem burnunu tıkadı. Yüzüme bile doğru dürüst bakmadan bu da kim neyin nesi demeden götür şu pis şeyi önce bir yıkansın paklansın dedi. Belki benim bu eve gelmem planlıydı. Tabi o zamanlar çocukluk aklıyla bunları nereden bileyim ben. Şimdi düşünüyorum. Yengemin o hali, tavrı gözümün önüne geldikçe anlıyorum bunun böyle olduğunu. Hatta mektuba başladığımdan bu yana birçok detayda tekrar aklıma geliyor. Her neyse. Amcam beni kolumdan tuttuğu gibi banyoluk dedikleri küçük taştan bir yere soktu. O zamanlar kazanlı sobada su ısıtılırdı. Öyle yıkanılırdı. Amcam suyu ısıtmaya üşenmiş olacak ki buz gibi suyu kovaya doldurdu. Elime bir kalıp sabun verdi. Tası tutuşturdu. Yıkan deyip çıktı. Kendi kendime beceremesem de babamın evinde de yıkanırdım ama babam suyu ısıtır, ılıtırdı. Su soğuk olunca titreye titreye becerebildiğim kadar yine de yıkandım. Kirli kıyafetlerimi geri üstüme geçirip çıktım banyodan. Banyodan çıkınca yengem beni şöyle bir inceledi. Beğenmemiş olacak ki kolumdan tuttuğu gibi beni banyoya geri soktu. Ben banyoda beklerken geri çıktı. Elinde bir makas dönüp geldi. Beni önüne aldığı gibi saçlarımı oradan kırpıp attı. Çıkar üstünü dedi. Çok korkmuştum ondan. İkiletmeden hemen çıkardım üstümü. Kıyafetlerimi tiksinir gibi ayağıyla köşeye ittirdi. Ardından bu defa yengem başımı vücudumu iyice sabunlayıp lifle etlerimi yüzecek gibi çiteledi. Bir turda soğuk suyla o yıkayıp duruladı. Temiz havlularına kıyamamış olacak ki beni kirli sepetinden aldığı yıkanacak çamaşırlarla kurulayıp dur burada dedi. Çırılçıplak soğuktan donmuş vaziyette titreyerek beklemeye başladım. Az sonra elinde küçük oğlunun oğlan kıyafetleriyle geldi. Giy şunları deyip verdi elime. Bunlar oğlan şeyi ben giymem deyince de yediğim tokatla yere yapıştırdı beni. Öyle çok canım yanmıştı ki çıplak vücutla sert beton zemini düşünce başladım ağlamaya. Bu defa da ağlıyorum diye vurmaya başladı. Kıyafet olmayan tenime vurdukça canım kopacakmış gibi hissediyordum. Ağlama dedim sana, ağlama. Susana kadar gebertirim seni. Ağlama, yolarım etlerini, sus diye bağırıyordu. Canım ne kadar yanarsa yansın, zorla da olsa susturdum kendimi. Ben susunca yengem de beni dövmeyi bırakıp giy şunları deyip fırlattı. Çıktı banyodan. O çıkınca bir daha dayak yememek için giydim verdiklerini. Saçı başı kırpık kırpık, üstünde oğlan kıyafetleriyle sanki oğlan çocuğuymuşum gibi çıktım banyodan. Bu defa aldı yengem beni karşısına. Benim 3 oğlum var, 1 kızım yok. İşe güce yetişemiyorum. İşe güce yardım edeceğim bundan böyle. Böyle şey yaşayıp böyle şey yiyip içmeyeceksin. Hele kaytar, hele iş gücü yapma. Bak ben seni ne ederim o zaman. O etlerini lime lime etmem mi? Gör bir hele dedi. Ben sadece dinlemekle yetindim. Çünkü bu yaşında bir çocuk ne anlardı işten güçten. Karı koca beni yanlarına meğerse hizmetçi olarak getirmişlerdi. Saf anam, babamın da gözleri görmez diye yapardım onların yanında işi gücü. Ama o da öylesine olurdu. Düşmüştüm bir zalimin eline. Elden ne gelir? Başa gelen de çekiliyormuş mecbur kalınca. Akşam yemek için yengem hiç unutmam pilavla tavuk pişirmiş. Yanında da çorba yapmıştı. Bana sadece küçük bir parça tavuk, az pilav, az da çorba vermişti.
Ama o kadar az vermişti ki. Ben doymadığımı hissedince ekmek almıştım elime. Bol bol ekmek yersem doyardım çünkü. Ama ne yazık ki yediğim ekmek de gözüne batmış yengemin. Elimden geri kaptığı gibi ekmeklerin içine geri koydu. Çok ekmek yersen karnın ağrır. Bundan sonra dilim ekmek yiyeceksin demişti. Ekmeğin de karın ağrıttığını yengemden duymuştum. Halbuki babamın evinde süt ekmek doğrar da yerdim. Mecburdum onun kurallarına uymaya. Zira banyoda yediğim dayak canımı çok yakmıştı. Yemek yenince herkes çekildi kanapelere. Yengem eline örgüsünü aldı, amcam koydu kahvehaneye gitti. Zaten durmazdı evde hiç. Tarlaker biçerdi yazın. Çok çalışır, iş olmadığı zamanlarda hep kahvehanede gezerdi. Oğlanlar da eline bir oyuncak aldılar. Ben de 12 diye merakla onlara bakarken sofrada öylece ortada kaldı. Oturduğum yerde oturmaya devam ettim. Oğlanların oyununa öyle bir dalmışım ki yengem ayağından çıkardığı terliği bir attı ki tam kafama. Oturduğum yerden korkuyla sıçradım. Kör olasıca, toplasana sofrayı. Ben kurdum, ben mi toplayacağım? Demedim mi sana işe güce yardım edeceğim diye? Ne oturup duruyorsun? İlla kötek mi istiyorsun? Sonra da bulaşığı yıka. Tabak bardak kırma, vallahi yolarım saçlarını dedi. Daha adımı bilmeyen, adımı demeyen kadın beni kendine köle yapmıştı. Kırmayayım, dökmeyeyim diye korkarak zorla topladım sofrayı. Belki sizler bilmezsiniz. Yıllar evler tel dolaplar vardı. Mutfakta erzak dolabı gibi kullanılırdı. Topladığımı koydum o tel dolaba. Sofra işi bitince bir de bulaşık vardı. Ah babam ah. Sen küçücük kızını nerelere yollamıştın böyle? Ayağımın altına mutfağın köşesindeki küçük tahta iskemleyi çektim. Boyun bulaşığı yıkamak için lavaboya uzanmaya yetmemişti çünkü. Çıkan 3-5 bulaşığı da öylece zor zahmet yıkadım. Elimi silip oturduğum iskemleye mutfakta. Yengemden korkuma oturma odasına gidemedim. Çok geçmeden yengem de girdi mutfağa. O zamanlarda mutfak dolabı olmazdı. Kabı kacağı yerleştirmeye bulaşık rafı olurdu. Bankonun altında banko için dikilmiş fırfırlı banko perdesiyle örterlerdi. Yengem şöyle bir baktı etrafına. Bulaşıklar denk yıkanmamış, kirli kalmış. Banko perdesi yarı yerine kadar açık. Bankonun üstü silinmemiş. Bulaşıklar bankonun üstüne kapatılmış, rafa kaldırılmamış duruyor. Öyle görünce beni öyle bir dövdü ki. Banyodaki hiçbir şeydi. Ben öldüm sanmıştım. O vakte kadar anamdan babamdan fiske yemeyen ben yengemin elinden dayaktan ölüp gidecektim. Kendimi kaybeder gibi olmuştum yediğim dayaktan. Yengem bıraktı beni mutfağın ortasında, öylece çıkıp gitti. Çok vicdansızdı çok. Merhamet denen şey yengeme çuğramamıştı. Epeyce vakit sonra amcam gelince ölür mölür de başımıza bela olur, ne ettim böyle? Kör ölür de badem gözlü olur. Elin ayarına dikkat et diye onu uyarmıştı. Hayal meyal hatırlarım. Karşısına kızmak yerine daha elin ayarı konusunda uyarmıştı. Ben amcama ne yapmıştım? Niye bana bu zulmü reva görmüştü bilmiyordum ama o beni ne seviyordu ne değer veriyordu. Beni anamın babamın kucağından alıp iyi bakılır diye cehenneme atmıştı. Onun kanıydım esasen ben. Ama o bana cayır cayır yansam da acımıyordu. Ben yediğim dayakta birkaç gün hasta gibi yatmışım. Bunlar da karı koca ölürüm diye korkularından eczaneden ilaç almışlar, şurup almışlar, bakmışlar bana. İnsaniyetlikten değil ha, başlarına bela olmayayım diye. Birkaç gün sonra ölmemiştim ama sağda sayılmazdım. Nasıl acıyordu hala her yerim. Yazarken bile hissediyorum hala o sızıyı. Birkaç güne toparlanmam için bekledikten sonra yengem yeniden işe güce sormaya başladı beni. Ama bu defa tek farkla. Kendisi başımda dikilip kontrol eder olmuştu. Hem de vurduğu zaman elinin ayarını biliyordu artık. İyi yıka, şurayı tekrar süpür, şurayı iyi silinmemiş diye teftiş müdürü gibi dikilir başımda ettirirdi ettireceğini. O koca koca çamaşırları bile bana yıkatırdı. Gücümün yetmediği yerde de ayaklarımla çiğnetir yine yıkatırdı. O çamaşırların deterjanından ayaklarım az mı yara oldu? Çok çektim, çok. Bir zaman geçince kabul etmiştim. Benim anam, babam, kardeşim artık yoktu. Babam beni kurtulacak sanırken kendi elleriyle bu zalimlere hizmet edeyim diye vermişti. Ben de bu evin kölesiydim artık. Zaten yengemden yediğim o okkalı dayaktan sonra sesim de çıkmaz olmuştu. Az yer çok çalışır, bir parçacık canımla kendime paralardım. Üstelik onca paralamaya rahat döşeğim de yoktu benim. Yengem hol dedikleri yere bir yastık, bir de ince bir battaniye atmıştı. Yerim orası olmuştu. Orada yatar, orada kalkardım. Halının sertliği canımı yaksa da
Uykuya yatabilmenin mutluyla uyurdum yine de. Her gün aynıydı artık. Benim için günler geçiyordu ama hiçbir şey değişmiyordu. Kahvaltıyı yengem hazırlar koyardı. Bir de akşamları yemek yapardı ama geri kalan bütün işler benim elimden geçerdi. Korkumdan ne anamı babamı sorabiliyordum, ne kardeşim ne halde diyordum. Arayıp sorma imkanım da yoktu. Hoş, öyle bir imkanım olsa yengem müsaade eder miydi, o da bir ayrı konu. Buraya kadar dinleyenler demiştir, bu da ne çekmiş diye. Ama o çektiklerim sonraki çekeceklerimin yanında hiçbir şeydi. Ben öyle böyle yaşayıp giderken bir gün amcamın büyük oğlu beni yanına çağırdı. Koş kız, bana bir bardak su getir dedi. Koştum hemen, mutfaktan bir bardak su getirdim. Suyu elimden aldı, içti. Ben de bardağı almak için bekliyordum. Bardağı bana vermek yerine masaya koydu. Yat şuraya deyip yatağını gösterdi. Ben yengem görür de yatıyor der diye korkuma yatmadım. Yengem kızar dedim. Elimden tutup yatağa çekti. Kızmaz, kızmaz. Hem o evde yok. Komşuya gitti, yat da seveyim seni dedi. Beni elimden çektiği gibi yatağa boylu boyunca uzattı. Kendisi de üzerime uzandı. Başladı dudaklarımı öpmeye, olmayan göğüslerimi ellemeye. Ben seviyor sanıyordum ama amcamın oğlunun beni sevme şeklinden hiç hoşlanmamıştım. İstemiyorum, sevme deyip ağlayarak kalkmak istedim. Dur, zırlama, bitmek üzere dedi. Az sonra pantolonundan bir ıslaklık hissettim. Amcamın oğlunun gözleri kaydı, hırıltılar çıkarmaya başladı. Bense korkudan daha çok ağlıyordum. Üzerimden doğruldu, pantolonumu sildi. Bundan anneme bahsedersen kendini sevdirdin diye seni gebertir, çeneni kapalı tut deyip beni yanından yolladı. Henüz 6 yaşlarında olduğum için yaşadığım şeyin ne olduğunu, amcamın oğlunun beni nasıl sevdiğini anlayamasam da çok korkmuştum. Ve bu yaptığından çok huzursuz olmuştum. O günden sonra amcamın oğlundan elimden geldiğince kaçmaya başladım. Fakat hap kadar evde nereye kaçabilirdim? Bulduğu yerde seveceğim diyor, dudaklarım öpüyordu. Bir gün öyle çok yorulmuştum ki gece yine derin bir uykuya dalmıştım. Belime dolanan kollar ve sırtıma baskı yapan sert bir şeyle uyandım. Tam çığlık atacakken amcamın oğlu ağzıyla elimi kapattı. Bağırma, yoksa nefesini keserim senin. Ağzını açıyorum şimdi, bir bağır sıkarım boğazını dedi. Ben başımla bağırmayacağım onaylayınca elini ağzımdan çekti. Elimde tutup beni usulca yattığı odaya götürdü. Üç kardeş aynı odada kalırlardı. Beni kendi yatağına çekip uzattı. Yine beni altına aldı ve başladı yine öpmeye, dokunmaya. Tıpkı ilk seferki gibi yine üstümde bir süre durduktan sonra yine o ıslaklığı hissettim. Temizledikten sonra beni geri yolladı yine. Sesim duyulmasın diye gizli gizli ağladım. Bu arada o da o zaman 15 yaşlarında falandı. Ben artık geceleri amcamın oğlu tarafından sürekli tacize uğramaya başladım. Herkes yatınca gelir, beni yatağına götürür, işi bitince pantolonumu temizler, beni geri yollardı. Bir gece yine beni odasına aldığında ahlaksızca bir cümle kullanıp cinsel organını tutmamı sağladı. Ben ağlamaya başladım. Abi bırak dedim, dinlemedi. İşte o zaman üst üste ağlamamak için ağzımın üstüne vurdu. Ben acıyla çığlık atınca sesimize yengem çıkıp geldi. Ne işin var kız senin bekar oğlanın odasında? Başına kalmaya mı çalışıyorsun? Bu diye saçımdan tuttuğu gibi beni hole attı. Aslında yengem o gün benim niye ağladığımı, oğlunun ne hatlar yediğini biliyordu. Bir ana bilmez mi? Amcam da bağırışlara daha fazla sessiz kalmayarak çıkıp geldi. Ben iki gözüm iki çeşme, yediğim dayaklardan köşeye silmiş olacakları izliyordum. Ne oluyor burada? Yaktınız evi başımıza gece gece dedi. Yengem amcama bakıp, ne olacak? Bu yeğenin oğlanın odasına girmiş. Koynuna girip üstüne kalacak aklı sıra dedi. Amcamsa, saçma sapan konuşup durma hatun. Ufacık çocuk, ne bilsin onu? Sonra oğluna döndü. Lan çocuğun odada işi neydi diye sordu. Amcamın oğlu efelenip, yattığı yeri beğenmiyormuş baba. Benim yerimde yatacakmış. Kalk ben yatacağım orada deyince, ben de çarptım ağzının üstüne deyince, amcam bana döndü bu defa. Hızla gelip kulağıma yapıştı. Beni ayağa kaldırıp, ağan doğru mu diyor kız dedi. Acıdan korkudan altıma kaçırdım. Düşünüyorum da iyi dayanmışım, kafayı yememişim. Dilim tutulmuştu üstelik. Başladım kekelemeye. Yengem altıma kaçırdığım için üstüme geliyor. Amcam konuşamıyorum diye. Sanki gözlerim karardı o anda. Nefes alamadım. Boğazım tıkanıyormuş gibi oldu. Yere yattım, debelenmeye başladım.
Benim o halim korkutmuş olacak ki bir anda herkes dağıldı. Beni öylece bırakıp herkes odasına çekilince yengemenin de bir beze geldi benim suratıma fırlattı. Pislettiğin yeri paklamadan zıbarıp yatma diye çekip gitti. Ne kadar süre nefes almaya çalıştığımı, çaresizce olduğum yerde çırpındığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde içimi çeke çeke uzun süre ağladım. Sonra da elime bir bez alıp ıslattığım yeri gücüm yettiği kadar sildim. İki pantolonum, iki çorabım, iki de kazağım vardı benim sadece. Diğer kazağı ve pantolonu giyip batırdıklarımı yıkadım astım. Ben de o zaman yatabilmiştim bana layık gördükleri yerde. O gece gördüğüm kabusları bugün bile hatırlıyorum. En acısı. Hiç unutamam. O gün belki çok kötü şeyler yaşamıştım ama amcamın oğlu da bana bir daha dokunmaya cesaret edememişti. Bir şehirden bir hayır çıkmıştı yani. Bir süre sonra zaten okuyacak diye başka şehre evden gitti. Ben de oyun içinde büyümeye başladım. Yaşım 7 oldu. Ben büyümeye başladıkça değişen bir şey olmadı. Yaşım büyüdükçe yüküm arttı aksine. Yengem daha çok çalıştırdı, daha çok üstüme geldi. Eskiden yaptığı yemeği kahvaltıyı da benim üstüme yıkmaya başladı. Okul yaşım geldi geçti, okula bile yollamadı. Okumaya küçük oğluna ders yaptırırken, küçük oğluna okuma öğrenirken kendi kendime öğrendim ben. Yaşımın 9'a geldiği sene ise yeni bir kabus başladı benim için. 10-12 yaşlarına girmiş olan amcamın ortanca oğlu sıkıştırmaya başladı bu defa. Taciz etmeye başladı beni. İlk defa yengem evde yokken kalçalarıma dokunarak başlamıştı o da. Oyun oynayalım gel der, beni çağırır, abisinin yaptıklarını bu sefer o yapardı. Bitmiyordu çilem bir türlü, bitmiyordu. Yengemin hizmetçi gibi kullandığı yetmiyormuş gibi bir de oğlanları yetip arttırıyordu. Çocuk da değildim artık. Amcamın oğlunun bana bunlar neden yaptığını biliyordum. Bunların bir oyun olmadığını biliyordum. Çok üzülüyordum yaşadıklarıma. Geceleri başımı yastığa koyunca çok ağlıyor, çok üzülüyordum. Üstelik büyük oğlunda yaşadıklarımdan dolayı sesimi de çıkartamıyordum bu defa. Amcamın ortanca oğlu ne zaman azarsa yanıma geliyor, arsızca saldırıp yangınını giderip çekip gidiyordu yanımdan. Günler onunla böyle geçip giderken bir gün komşunun oğluyla bizim eve ödev yapmaya gelmişler. Amcamın oğlu benim hakkımda komşunun oğluna ne anlattıysa çocuk da bana bakıp gülüyordu. Sonra amcamın oğlu beni yine çağırdı. Gitmesem sorun çıkaracaktı. Bir yolunu bulup dayak yedirtecekti bana biliyordum. İçim korkarak girdim odasına. Amcamın küçük oğlunu sokağa yollamışlar. İkisi oturmuş arkadaşıyla fısıldaşıp gülüşüyorlardı. Amcamın oğlu arkadaşına dönüp dedi ki, dudaklarını öp boynunu öp çok farklı oluyor. Hani bir keresinde anamgil sinemaya götürdüydü ya, oğlan kızı dudağından öpmüştü. Aynı öyle oluyor dedi. Ben ağladım. Ağlayacak şekilde ikisine baktım. Amcamın oğlu hep yaptığı gibi beni yine duvar ettirdi. Arkadaşını önüme getirdi. Ben tırnaklarımı avuç içlerime geçirip korkuyla beklemeye başladım. Arkadaşı önce dudaklarımı sonra boynumu öpüp sürtünmeye başlayınca ben de ağlamaya başladım. Amcamın oğlu da oturduğu yerden gülerek bizi izledi. Ben daha fazla dayanamayıp kaçınca amcamın oğlunun arkadaşı ara ara gelsem de bana böyle yaptırsan olmaz mı dedi. Sanki ben onların o işler için kullanabileceği birisiydim. Bitmiştim ben. Başımdaki bela birden iki olmuştu. Daha sonra da birkaç kez geldi o arkadaşı. Ben daha başıma gelebilecek en kötü şey bu sanıyordum. Bu durum önce amcamın oğlunun arkadaşlar arasında, sonra da konu komşu arasında yayıldı gitti. Benim hiçbir şeyden haberim yokken, bir gün yengem komşu oturmasından eve öyle bir geldi ki, saçımdan tuttuğu gibi beni duvara fırlattı. Yenge ne oluyor, ne ettim ben diye yalvarsam da tokatlar arka arkaya iniyordu. Sen benim evimi kerane mi sandın? Adımızı pezevenge mi çıkaracaksın? Kendini satmaya niyetin varsa ver ev seni kerhaneye, orada ne bok yersen ye diye avazı çıktığı kadar bağırıyor, Allah yarattı demiyordu. Yediğim dayaklardan sızmış kalmıştım ki öylece bıraktı beni. Akşama kadar saklanacak delik arayarak geçirdim günümü. Çünkü yengem beni ne zaman görse çarpıyordu tokadı. Akşam olup da amcam gelince yengemden yediğim dayaklar yetmezmiş gibi hayatımda ilk defa amcamdan da kemerle dayak yemiştim. Beni döven karı koca adlarını çıkaran oğullarına dönüp de bir çift laf etmemişlerdi. Of, of kardeşim ne çok çektim çok. O günden sonra eve oğlunun arkadaşları gelmediği gibi benim de burnumu dışarıya çıkarmamı yasaklamışlardı. Bir evin içinde saksıda çiçek gibi büyümeye başladım. Fırsat buldukça okuyordum. Oğlanların kitaplarını, gazetelerini ne bulursam okuyordum.
Okuyup da katlanıyordum yaşadığım cehenneme. Amcamın oğlunun en küçüğünden Allah var hiç kötülük görmedim. Benden 2 yaş küçüktü o da. Kardeşi beller anasından gizli arada yardım ederdi bana. Yaşım 16-17 olmuştu. Amcam büyük oğlu okumaya diye gittiği yerden bir baltaya sap olamadan temelli döndü. Amcamın yanında tarlalarda ırgatlığa başladı. Yengem başladı buna gelin aramaya. Herkeslere haber saldı ama tabi o zamanlar amcamın oğlu kart sayıldığından kimsecikler köpercik kızını vermek istemiyordu. Yengem çok aradı ama hem işsiz güçsüz hem kart oğlanı kim ne yapsın? Tam o sıralarda amcamın oğlu da tutturmasın mı benimle evlenmek istiyorum diye. Yengem çılgına döndü. Sanki oğlanın beni istemesinde benim suçum varmış gibi yengem giriyor araya bana sataşıyor, çıkıyor bana sataşıyor. Amcamın oğlu da delirmiş gibi o kız benim, alacağım onu diyordu. Amcamın ortanca oğlu da abisi evlenmeyince evlenmiş gitmişti çoktan. O bile olay çıkarmıştı. Olmaz diye yıkmıştı ortalığı. Tabi zamanında yediği hurmalar tırmalıyordu şimdi. Günler geçiyordu ama amcamın oğlu dediğinden vazgeçmiyordu. Amcam konuşuyor, yengem konuşuyor, kardeşi dil döküyor ama illa alacağım diyordu. Başka bir şey demiyordu. Varmak ister misin diye bana soran yoktu. Yengem büyü yaptın bu. Belliydi zaten daha evvelden ne halt olduğun diye hayatı zindan ediyordu bana. O zamanlar yengeme kız kardeşi sık sık gelir giderdi. Buraya kadar bahsetmediysem benimle alakası olmadığındandır. Bir gün yine gelmiş oturuyorlar. Yengem ona dert anlatıyordu. Benim hakkım dağıtıp tutuyordu. Hakaretlerin bini bir para. Hakkımda neler diyordu neler. Ben de onlara gizli gizli ağlayarak hizmet ediyordum. Hizmet ederken de eli durmuyor, elime koluma denk getirdiği yerime sıktığını yumruğunu indiriyordu. Evden de gönderemiyordu. Alışmıştı evde hizmetçiye. Hıncını benden alıyordu. Hiç unutmam yengemin kız kardeşi. Hiçbir şey bilmez misin kardeşim? Çağır bir imam kıydır nikahlarını. Sok oğlanı koynuna. Hevesini alınca boşar olur biter dedi. Ben şaşkın şaşkın olanları dinliyordum. Yengeme mantıklı gelmiş olacak ki doğru diyorsun abla dur ben bunu benim herife diyeyim dedi. Bu iki imansız imam nikahlı kara edeceklerdi beni en çok korktuğum kişiye. Bana ne soran oldu ne fikrimi alan oldu. Akşam amcam gelince onunla da konuştular bu durumu. Amcam da bu fikri uygun bulunca hemen ertesi gün amcamın oğlunun odasına bir somya, somyanın üstüne de bir yün yatak attılar. Bir de imam çağırıp abdest al dediler. Abdest alıp gelince oturduk imamın önüne nikahımızı kıydırdılar. Hemen oracıkta olmuştum amcamın oğlunun karısı. Ben 16-17'yim o sıralar. O da 26-27 olmuştu. Hemen o gece soktular beni amcamın oğlunun koynuna. Çocukken yaşadığım ne varsa daha ilerisini gık demeden yaşadım ben o gece. Yaşım epeyce olduğundan daha açık yazamam onunla yaşadıklarımı. Ama hiç acımadı bana. Her gece canımı çıkardı. Çok geçmeden de hamile kalmıştı. Tabii benim hamileliğim işin içinde olmadığı için yengemden bir temiz dayak yemiştim. Evin içinde büyüyen ben kocayı ne bilirdim? Korunmayı ne bilirdim? Bir nikahla koynuna soktukları adamdan bir de korunmayı mı bilecektim? Her neyse kim akıl verdiyse yengeme bir akıl vermiş. Bir kadın var da bir ilaçla çocuk düşürtür demiş. Yengem de koşa koşa o kadına varıp bir su hazırlatmış. Kadının verdiği suyu aldı geldi. İçmem dedikçe zorla içirdi bana o pis suyu. Gece yarısı yine oğlu tepemdeyken ben öyle bir sancılandım, öyle bir hastalandım ki kan akmıyordu, boşanıyordu adeta. Yatak, yorgan her yer mahvolmuştu. Beni aldıkları gibi hastaneye zor yetiştirmişler. Hastaneye gittiğim, tedavi gördüğüm zamanları falan hatırlamıyorum. Ben kendime geldiğimde kürtaj yapmışlar. Kaybettiğim kanı da Kızılay'dan alıp bana vermişler. Kendime gelmişim. Tabii neler olduğunu bilmeyen kocam oturmuş başımda beni bekliyordu. Belli ki benim için çok da korkmuştu. Bütün cesaretimi topladım. En fazla öldürürler de kurtulurum dedim. Kocama yengemin ettiği her şeyi anlattım. Zorla içirdiği suyu, hamile oluşumu bile ondan saklamam için beni dövdüğünü... Hiç beklemezdim ama pek bir kızdı anasına. Pek bir öfkelendi. Bağırdı, çağırdı, hatta küfretti. Beni hastanede koyup çıktı. Ben daha hastaneden çıkamadan da derme çatma bir gecekondu bulup içine bit pazarından topladığı eşyalarla doldurup beni anasının evine değil de oraya alıp götürdü. Sorsan o evden kurtuldun, yengenden kurtuldun, çok mu huzurlu günler gördün dersen görmedim kardeşim, görmedim. Bu defa da çok koca dayağı yedim. Yaşımın 25 olduğu seneydi. Bizim ev
Yengem gelin evine yakındı. Mahalle çalkalandı. Ambulanslar, itfaiyeler. Allah herkese hak ettiğini verirmiş. Yengemin evinde bir yangın çıktı. Elektrik kontağı dediler o zamanlar. Ev yandı, bitti, kül oldu. Yangın gece çıktığı için yengemle amcamı uykuda yakalamış, kaçamamışlar. İkisi de içinde yanarak öldü gitti. Bana cehennem olan o ev onlara gerçekten cehennem olmuştu. Hak ettiler. Onların ölümünden sonra kalan 3-5 tarlayı 3 kardeş satıp paylaştılar. Diğerleri ev dam sahibi olurken benim kocam Ayaş'ın teki olduğundan eline geçen 3 kuruşu da yedi bitirdi. Benim de ondan o süreçte 3 çocuğum oldu. Son çocuğumdan sonra halime acıyan ebe, gel sana spiral takalım da kurtul çocuk doğurup durmaktan dedi. Allah ondan razı olsun. Öyle kurtuldum çocuk doğurmaktan. 3 çocuğumla kağıt topladım, çöpten yemek topladım. Yaşamaya çalıştım, yaşatmaya çalıştım. Yaşımın ilerlediği senelerdi. Çocuklarım biraz büyümüş, ele avuca geliyorlardı. Ben de yarı aç, yarı tok başımda Ayyaş dayakçı koca yaşayıp gidiyordum. Bir gün kapımız çalındı. Karşımda dalyan gibi bir delikanlı. Dikkatli dikkatli bana bakıyor. Kimsin, nesin diye sorunca anladım ki o benim yıllar önce amcamın yetiştirme yurduna verdiği kardeşimdi. Amcamın ettiği en büyük iyilik de ömrümüz boyunca kardeşimi yurda verirken adını soyadını anamın babamın adına vermek olmuştu. Devlet kardeşimi büyütmüş, koskoca öğretmen etmiş. O da bir zaman sonra ailemizin peşine düşmüş. Önce anamla babamı, sonra beni bulmuş. Anam yaşarmış garip bir başına ama babam ölmüş çoktan. Anam alıp kendi evine götürmüş. Anam demiş bir de ablam vardı diye. Yarım yamalak hatırlamış beni. Ondan amcamın adresini öğrenmiş. Ama onların evi yanınca benden haber alması biraz zaman almış haliyle. Yine de hiç ümidini kaybetmeden aramış beni. Kardeşim beni bulunca sarıp sarmalayıp hasret giderdik önce. Sonra o başından geçenleri, ben de başımdan geçenleri anlattım. Daha önce gelmediği, aramaya çıkmadığı için pek üzülmüştü. Nikahsız bir adamın karısı olduğumu, 3 de çocuğumun olduğunu öğrenince beni alıp gitmek istedi. Kocam beni ona vermezdi. Kardeşimin başına bir iş getirirdi, çok korkuyordum. O da kocamın içip içip sızdığı bir gece bizi alıp kaçırdı. Kendi yaşadığı memlekete taşıdı. İyice yaşlanmış, çökmüş anamı da işte o zaman gördüm. Hiç unutmamış beni. Nasıl sarılmış, nasıl koklamıştı anam. Kardeşim de evlenmiş, barktanmış. Kendi gibi öğretmen bir hanım almış. Çok hanım hanımcık biriydi gelinimiz. Meğer gelinimiz de kimsesizmiş. Yurtta tanışmışlar, birbirlerini sevmiş, gönül vermişler. İkisi de mesleklerini eline alınca evlenmişler. İkisinden de Allah razı olsun. 3 çocuğumla bir süre onlarla yaşadıktan sonra önce bana ev tutup yerleştirdiler. Sonra beni çalıştıkları okula hadem olarak yerleşmem için ön ayak oldular. Bir süre çalıştıktan sonra devlet de kadro verdi şükür. Anamı da yanıma aldım. Ölene kadar baktım. 3 çocuğumu büyüttüm. Bu yaşıma kadar da bir daha evlenmedim. 3 çocuğumun 3'ünü de bir maaşla okuttum, evlendirdim. Babalarını bir daha hiç görmedim. İşte. Birkaç yıl önce öldüğünün haberi geldi. O kadar. Torun torba sahibi kocaman bir aile oldum. 2 gelinin bir damadım var. Hayat yüzüme gülmedi ama sonradan pek güzel güldü be kardeşim. Benim de hikayem böyle Yunus kardeşim. İnsanoğlu işte. İyisiyle kötüsüyle yaşayıp gidiyor. Rabbim öyle amcaların, yengelerin, öyle insanların şerrinden, şeytanlaşmış o insanların şerrinden bizleri korusun inşallah. Nasıl bir pisliklermiş onlar ya. Böyle amca olur mu? Böyle yenge olur mu? İnsan değiller. Hele amcaoğulları şerefsizlerin teki zaten. Keşke onları şikayet etseydiniz diyeceğim ama zaten öyle büyütülmemişsiniz ki. Evin içerisinde kapalı bir şekilde büyütülmüşsünüz. 17 yaşında. Zorla evlendirmişler. Eğer bilgi sahibi olsaydı bu genç kardeşimiz belki şikayet edebilirdi. Şimdilerde pek böyle şeyler yaşanmasa da bu tarz ahlaksızlıklar, ahlaksız insanlar içimizde yaşamaya devam ediyor. Kendilerince bir düzen kurmuşlar. Kadının hayatını yakmışlar. Açıkçası çok üzüldüm. Yaşarken benim içim sızladı ya. O anlattı, benim içim sızladı. Allah cezalarını vermiş zaten. Evleri yanarak gitmiş. Ettiklerini bulmuşlar. İnşallah öteki tarafta da çekerler. Bu tarz insanlar kat ve kat çeksinler inşallah. Bu nedir ya? Kaçıncı hikaye bu? Benim bu hikayede merak ettiğim bir diğer konu, annesi babası yokken nasıl çocuk esirgeme yurduna vermiş? Onların imzası olması gerekmiyor muydu eski yıllarda bilmiyorum. Tabii şimdi kadın 50 yaşında olduğuna göre
Bundan 45 sene önce, yani 1980'ler, o yıllarda veriliyordu belki de. O yıllar zaten zorlu yıllardı. O yılların verdiği cesaretle vurdum duymazlık da bunlar yapmış bu insanlar. Şimdilerde kolay mı? Hala yapan vardır ama yakalanırsa ayvayı yer. Bu kadar kolay değil en azından. Allah korusun. Çocuklarımıza sevgi göstermeyi ihmal etmeyelim sevgili dostlar. Çok şey var konuşacağımız bu hikayeyle ilgili. Dizi gibi bir hayat. Dizi yapsalar dizi olur bu hayattan. Roman gibi gözümde canlandı, kadın anlattı. Ben yaşadım resmen o günleri. O anları yaşadım. İnşallah bundan sonraki hayatı mutlu ve huzurlu geçer. Ve sevgili dostlar, sizlerin de yolu bahtı açık olsun inşallah. Videolarımıza like atıp yorum yapmayı unutmazsanız da seviniriz. Çünkü yaptığınız yorum ve like'lar videolarımızın daha çok keşfete çıkmasını sağlar, önerilmesine vesile olur. Destekleriniz için teşekkürler. Videolarımızda sosyal medyada, WhatsApp'ta paylaşırsanız kim bilir, belki birisinin keşke yapmasaydım demesine vesile olursunuz. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımıza teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.